Napolyon, 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın başlarına kadar geçen dönemin en etkili ve tartışmasız en büyük liderlerinden biridir. Napolyon'un hayatı sadece askeri başarılarla dolu değil, aynı zamanda politik değişimlerin, hukukun modernleşmesinin ve Avrupa'nın siyasi haritasının yeniden çizildiği bir dönemi de simgeliyor. Fransız devriminin ardından sahneye çıkan ve kendini Fransız İmparatorluğu'nun başına geçiren bu askeri deha, uluslararası arenada büyük bir etki yarattı. Bu videoda Napolyon'un hayatının önemli anlarına, askeri zaferine ve politik değişimlere daha yakından bakacak, onun kişiliğini ve mirasını keşfedeceğiz. Doğuz TV başlıyor. Napolyon Bonaparte, 15 Ağustos 1769'da Korsika adasında doğdu. Doğduğu dönemde Korsika Fransız egemenliği altındaydı. Ancak ailesi Korsikalıydı. Gençlik yılları onun ilerideki büyük kariyerinin temellerinin atıldığı dönemlerdi. Ailesi Napolyon'a temel eğitimi verdi ve onu Paris'e gönderdi. Paris'te Fransız devriminin patlak verdiği yıllara denk geldi. Bu dönemde Fransız devriminin ilkeleri ve siyasi değişimler hakkında bilinçlendi. Napolyon askeri eğitim almaya karar verdi ve askeri okullara katıldı. Burada matematik, tarih ve askeri strateji gibi konularda eğitim aldı. Askeri kariyeri hızla yükseldi ve İtalya'daki görevinde dikkat çekti. Napolyon Bonaparte'ın İtalya zaferi, onun askeri dehasının ve liderlik yeteneklerinin belirgin bir şekilde görüldüğü önemli bir dönemdir. Bu zaferler, Fransız devrimi sonrası dönemdeki Avrupa siyasi haritasını şekillendiren ve Napolyon'u bir ulusal kahraman haline getiren olaylardan biridir. 1796 yılında Fransız hükümeti, genç general Napolyon Bonaparte'ı İtalya'ya gönderdi. Bu görev, Avustralya'ya karşı Fransızların İtalya'da daha fazla etki kazanma çabasının bir parçasıydı. Napolyon'un İtalya seferi olarak bilinen bu kampanya, o dönemdeki askeri stratejilerde önemli bir değişikliğe yol açtı ve onun kariyerinin zirvesine çıkmasına neden oldu. İtalya zaferi 1796-1797 yılları arasında gerçekleşti ve Fransız devrimi sonrası Avrupa'da büyük etkilere sahip oldu. Bu zaferler Fransız ordusunun başında bulunan General Napolyon Bonaparte tarafından yönetildi. Napolyon, İtalya'ya gönderilirken hedefi Fransız devriminin değerlerini savunmak ve Fransa'nın İtalya'daki etkisini arttırmaktı. Lodi Köprüsü muhaberesi İtalya seferinin önemli bir dönüm noktasıydı. Napolyon bu savaşı kazanarak Avustralya ordusunu geri çekilmeye zorladı. İtalya zaferi sırasında Napolyon hızlı ve beklenmedik askeri manevralarla düşmanlarını şaşırttı. Bu taktiksel yenilikler savaşın seyrini değiştirdi. Napolyon aynı zamanda İtalya'da yerel yönetimi modernleştirdi. Adil yargı sistemleri kurdu, ekonomik reformlar gerçekleştirdi ve böylece bölgenin verimliliğini arttırdı. Bu zaferler Napolyon'un askeri dehasını vurguladı ve onu bir ulusal kahraman haline getirdi. İtalya zaferleri Avustralya'ya karşı kazanılan bir dizi zaferi içerir ve Avustralya İmparatorluğu'na karşı Fransız devriminin zaferlerini simgeler. Ayrıca bu zaferler Fransız devriminin ideallerini yayma çabalarının bir parçasıydı ve İtalya'daki halk arasında bu ideallerin benimsenmesine katkıda bulundu. İtalya zaferleri Napolyon'un kariyerinin yükselişinin başlangıcını işaret eder ve onun Avrupa sahnesindeki etkisini arttırır. İtalya zaferlerinden sonra 1798 yılında Fransız ordusu Mısır'a çıkarma yaptı. Napolyon bu seferlerin amacını Mısır'ın kontrolünü ele geçirmek ancak aynı zamanda da Hindistan'a doğru bir geçit sağlamak olarak belirledi. Sefer askeri bir başarıyla başladı. İskenderiye'yi ele geçirdi ve Kahire'yi fethetti. Ancak Mısır'da kazandığı zaferler sadece askeri değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel öneme sahipti. Seferin bir parçası olarak birçok bilim insanı, sanatçı ve arkeolog Mısır'a gönderildi ve bu dönem Mısır'ın antik mirası hakkında büyük ilgi uyandırdı. Ayrıca Napolyon'un emriyle Rosetta Taşı gibi önemli arkeolojik keşifler yapıldı. Ancak Mısır seferi Napolyon'un tam bir zafer kazanamadan geri çekilmesiyle sona erdi. İngiliz amiral Horatio Nelson'ın Abukir Körfezi muhaberesinde Fransız filosunu yok etmesi ve Avrupa'dan izole edilmiş olması Napolyon için zorlu bir durum yarattı. Napolyon 1799 yılında Fransa'ya döndüğünde Mısır'daki başarısızlığına rağmen ülkesinde büyük bir ün kazanmıştı. Bu sefer
onun uluslararası arenada bir figür olarak yükselişinin başlangıcını işaret ederken, aynı zamanda Mısır'ın küresel ve bilimsel mirasının keşfinde bir dönüm noktasıydı. Ancak Fransa'da bir iç siyasi krizin ortasında buldu kendisini. Brumaire darbesi olarak bilinen bu olay, onun hızla iktidara gelmesine ve Fransız hükümetini yeniden şekillendirmesine olanak sağladı. Bu darbe, Fransız devrimi sonrası dönemdeki karmaşıklığı sonlandırmak ve istikrarı yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleşti. Napolyon, 1804 yılında Fransız İmparatoru olarak taç giydi ve bu, onun artık sadece bir general değil, aynı zamanda imparator olduğunu gösterdi. İmparatorluk unvanı altında Napolyon, Fransa'yı modernleştirmeye ve genişletmeye devam etti. Napolyon kanunları olarak bilinen yeni bir hukuk sistemi oluşturarak Fransız hukukunu standartize etti ve birçok ülkeye örnek oldu. Ayrıca bürokratik reformlar ve altyapı projeleri gibi bir dizi reform başlattı. Ancak Napolyon'un en büyük etkisi Avrupa'daki savaşlarda ve genişlemelerinde görüldü. Napolyon Savaşları olarak adlandırılan bu çatışmalar 1815 yılına kadar devam etti ve sonunda Waterloo Savaşı'nda yenilgiye uğradı ve sürgüne gönderildi. Napolyon'un sürgün hayatı 1821 yılında St. Helena Adası'nda ölümüne kadar devam etti. Ancak onun mirası hala etkisini sürdürmektedir. Napolyon Savaşları Avrupa tarihinde dönüm noktalarından birini temsil ederken, Napolyon kanunları ve modernleşme çabaları tüm dünyada hukuk ve yönetim sistemlerini etkiledi. Napolyon Bonaparte'ın yaşamı ve mirası tarih kitaplarında, sanatta ve kültürde hala canlı bir şekilde yaşamaktadır. Onun hikayesi, insanlığın geçmişi üzerindeki büyük etkilerini ve insanın hayatta neler başarabileceğini gösteren bir ilham kaynağıdır. Yine de unutmayalım ki, tarih, sadece geçmişi anlamamıza yardımcı olan bir bilim değil, aynı zamanda geleceği anlama ve şekillendirme aracımızdır. Napolyon Bonaparte'ın hikayesi, bize büyük liderlerin, değişimlerin ve yeniliklerin neler başarabileceğini gösteriyor. Tarihe olan ilginizi sürdürmeniz dileğiyle. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.